değil mi? Kral! Kral! Oğlum bekle! Kral! Of! Üstenin çıkışı alma uzakmış ya. Kral! 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 Al şu köpeğini başımdan. Aslı! Ya yok artık ya. Artık bu bir kabus olmalı. Ya ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Burada mı oturuyorsun? Hayır. Ben de oturmuyorum. Bir arkadaşıma ziyarete geldim. Of ya! Ya sen yeteri kadar başıma iş açıyordun zaten. Köpeğine hiç gerek yoktu. Köpek değil. Onun bir adı var. Kral. Ay canım pardon. Ya seni de ürküttüm biliyorum. Ama sen böyle peşimden hızlıca koşunca ben de kendimi korumak için senden kaçtım. Yoksa ben köpekleri çok severim. Ya köpeğe açıklamam bittiyse burada ne işin olduğunu söyler misin? Beni artık gerçekten korkutmaya başladın. Birincisi, köpek değil onun adı. Kral. İkincisi ise burada ne yaptığımdan sana ne? Üçüncüsü ise, şimdiye kadar başımıza gelen hemen hemen her şeyin sorumlusunun sen olduğunu düşünürsek, korkması gereken biri varsa o da benim. Ya ne çene var sende ya? Resmen kadınlardan sor insan. Tamam, sormadım farz et, vazgeçtim. Ya sen ne uyuz, ne gıcık birisin ya. Nefret ediyorum senden. Bayılıyorum ben de sana ya. Bir dahaki görüşmemize kadar kendine iyi bak. Şeytan görsün yüzünü. Duydun mu beni? Kızım nerede kaldın? Sorma Gonca. Başıma neler geldi inanamayacaksın. Ne oldu? O gerizekalıyla karşılaştım. Hangi gerizekalı? Kaç tane gerizekalı var Gonca? Murat'la tabii ki. Ne? Nasıl? Nerede? Buraya gelmek için evden çıktım. Senin çıkışına doğru yürüyordum. Bir anda bir tane köpek peşimden koşmaya başladı. Ben de o panikle tabii yere kapaklandım. Ay. Peki köpeğin sahibi kim? Tahmin edebiliyorsun herhalde. Yok artık. Gerçi niye şaşırıyorsam sizin karşılaşmalarınız meşhur. Evet, ondan kurtulmaya çalıştıkça sanki inadına burnunun dibinde bitiyor ya. İstemediğin ot dibinde bitermiş. Hah, işte aynen öyle. Peki oralarda mı oturuyormuş o da? Yok, arkadaşına gelmiş. Ha, iyi bari. Bence çok takılma o zaman. Bir daha ne zaman göreceksin ki? Tamam, benden uzak dursun da. Hadi biz görüşmeye geçelim. Kızım sen gelene kadar buranın garsonlarıyla konuştum. Çalışma şartları 10 numaraymış. Patronu da çok tatlı. İnşallah olur. Ciddi misin ya? Hadi inşallah. Tamam, yarın gelip başlayın. Hayırlı olsun. Merhaba, biz iş başvurusu için gelmiştik. Maalesef. Az önceki arkadaşlarla anlaştık. Ay hadi ya. Neyse. Peki. Siz isterseniz yine de numaranızı bırakın. Tabii. Resmen 5 dakikayla kaçırdık işi ya. Her şey yine o gerizekalı yüzünden. Sana da engel oldum. Çok özür dilerim Gonca. Saçmalama. Kısmet değilmiş. Ayrıca ben hiç üzülmedim. Baksana ortama bir tane yakışıklı tip yok. Teşekkürler. Hadi yürü Eskişehir'imize gidelim de kalın alacağımızı alalım. O yüz herifin arayacağı yok. Vallahi ben kendi adıma o parayı alabileceğimi hiç inanmıyorum Gonca. Aa, neden? Hak ettiğin bir para o senin. Ama o yaşananlardan sonra kesin vermez. Senin hiçbir suçun yoktu ki. Mecbur verecekler, sen merak etme. İnşallah.